Konuş bakayım. Merhaba arkadaşlar, ben Danış. Adana'dan geldim buraya. 20 dereceden geldim. Mutluyum. Hep gelmek istedim. Gelmem 3 yıl sürdü. Buradayım. Sigma Eğitim sayesinde. Kesinlikle. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yanımda Danış var. Merhabalar. Danış bizimle Rusya'ya geldi. Zaten önceden de buraya gelmişti. Birazcık onun tecrübelerini dinleyeceğiz. 2021'de de buraya geldi. Ama turist olarak geldi. Şimdi de 3 yıldır konuşmaya devam ediyoruz. 3 yıldır da burada iletişim halindeyiz. En sonunda buraya geldi. Başarabildi. Geldim. Onun görüşlerini alacağız. Bir öğrenci hayatı yaşıyor şu an. Onun Rusya hakkındaki görüşlerini alacağız. Ona sorular soracağım. Bakalım videoyu beğenecek misiniz? Sorularınız cevaplanacak mı? Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi direkt videoya geçelim. Evet, ilk sorum. Biraz kendinden bahset. Sen kimsin? Ben Danış'ım. Adana'da yaşıyordum. Evet. Yedigöbek Adana'dayız. Liseden mezun olduktan sonra 3 sene mezuna kaldım. Bunun sebebi biraz benim sorumsuzluğum ve okul okumayı düşünmememdi. Bu 3 sene benim için biraz çalkantılı geçti. Çünkü ne yapacağımı hiç karar veremedim. Hani kendimi hiçbir yere ait hissedemedim. Bir yere koyamadım kendimi. 3 yılın sonucunda Türkiye'de bir üniversiteye girdim. Baktım oradaki üniversite hayatı da bana göre değil. Beni tatmin etmedi. Sonrasında bir yurt dışı planlarım gerçekleşti. Fırsat vardı, değerlendirdim. Rusya'ya geldim. Bu şekilde. Aynen. Süper. Peki Rusya'ya ilk geldin. Ne hissettin? Kısa olarak bize biraz anlatır mısın? Rusya'ya geldim. Zaten buranın suyunu, havasını, her şeyini bilen bir insandım. 18 yaşında gelmiştim. Kerem Bey'in de söylediği gibi. Kerem Bey. Ya Kerem'in de söylediği gibi. Rusya güzel bir yer. Beni tatmin eden bir yer. Bana göre bir yer. Soğuk bir yer. Gerçekten soğuk. Öyle yani. Tamam. Sizin ilk izleniminiz olacak şeyi size söyleyeyim. Soğuk diyeceksiniz. Bazı şeyler size garip gelecek. Mesela bir banka hesabı açarken yaşayacağınız şeyler çok garip gelecek. Nasıl? Ne oluyor ki banka hesabı açarken? Mesela bir araç geliyor. Size içerisinde bir banka hesabı açıyorlar. Bir hanımefendiyle beraber. Öyle yani, garip şeyler. Türkiye'de olmayan şeyler. Yani, yeni şeyler. Yani şey mesela Türkiye'de bankaya gidiyorsun, sıra alıyorsun. Aynen. Uğraşıyorsun. Sıra numarası alıyorsun. Burada falan filan. Arabayla geliyorlar. Aynen. Arabaya biniyorsun. 5 dakikada evet. Kartını alıp çıkıyorsun. Evet. Ya ve burada insan muamelesi görüyorsunuz ve her konuda bu böyle. Gerçekten bunu söyleyebilirim. Öyle yani. Peki işlemlerin nasıl oldu? Yani sen havalimanında indin. Seni kim karşıladı? Karşıladıktan sonra ne işlemler yaptınız? Aynı şekilde yurt aşamasına kadar. Tamamdır. Beni Salih karşıladı. Çok da güzel karşıladılar. Mağduriyet yaşamadım hiçbir noktada. Hatta beklentimden çok daha fazlasında bir ilgi gördüm. Bu da çok iyi oldu. Ne kadar bilsem de sonuçta bir dili bilmediğim için bir alışma sürecim var. Bu durumu gayet benim için hafiflettiler. Neredeyse hiçbir şeyle ben uğraşmadım. Yani orada bulunmam gereken yerler haricinde neredeyse hiçbir şeye ben gitmedim. Evet. Öyle söyleyeyim size. Bu da gerekli bir şey. Gerçekten gerekli. Çünkü huyunu suyunu bilmediğiniz bir memlekete gittiğinizde yanınızda orayı bilen birisi olması gerekiyor. Eğer olmazsa rezil olursunuz. Bunu söyleyeyim. Açık açık söyleyebiliyor muyum? Söyleyebiliyorsun. Rezil olurlar. Peki yani. Peki şeyleri anlat. Hani seni karşıladıktan sonra ne oldu? İşlemler. Beni karşıladılar. Sonra bir otele gittim. Bir gece kaldım. Hı-hı. Sonrasında ertesi gün bazı hastane okul için aynı hastane işlemleri falan filan. Onları hallettik. Hızlı oldu. Bu biraz da danışmanlarımızın bilgisinden kaynaklı hızlı oldu. Çok övdün bizi ya. Çok övüyorum. Ama doğruları söylüyorum ya. Ne yapayım? Teşekkür ederiz. Sonrasında yurda yerleştim. Yurt ortamını beğendim. Sonrasında okula gittik. Okuldaki bazı evrak işlerini hallettik. Oradan yurduma geçtim. Yurda ilk gittiğimde çok daha kötüsünü bekliyordum. Çünkü hani ben daha önce bir yurt ortamında bulunmuş bir insan değilim. Bir de Rusya'yı da biliyorsun. Aynen biliyorum. Eski olabiliyor. Aynen. Hani ilk yurt tecrübeme göre ben bunu diyebiliyorsam büyük ihtimal hiçbiriniz bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Ben bile alıştıysam yani. Bu şekilde. Aynen. Tamam. Peki yurt nasıl ortamı? Yurt kötü mü, iyi mi? Neler kalıyor? Negatif yönleri çekinmeden doğru bir şekilde anlat. Şimdi iyi yönleri var, kötü yönleri var. Önce iyi yönlerinden bahsedeyim. Tabii. Yurdunuz rahat olacak. Çünkü biz rahatız burada. Ben de rahatım. Diğer arkadaşlarım da rahat o konuda. Giriş çıkış saatleri sizi mağdur edecek saatler değil. Özgürlüğünüzü aynen kısıtlayacak saatler değil. En azından ilk başlar için bu böyle. Çünkü zaten hiçbir şey bilmediğiniz bir yerde çok da bir şey yapamazlar yani. Tabii zaten o yüzden onlar burada şunu da ekleyelim. Yani diğer öğrencilerin mesela giriş çıkış saati yok. Hazırlık öğrencilerin gece 12'de çıkış giriş saatleri var. Bu da sizin güvenliğiniz için zaten bilmiyorsunuz. Ha şöyle olur. Yani gezersiniz genç insansınız. Gidersiniz gece kulübüne ya da bir yere. Ya da arkadaşlarınızda kalırsınız o gün. Sabahsı girebiliyorsunuz zaten. Aynen. Sabah 6'da kapı tekrar açılıyor. Bunu da araya eklemek istedim. Birazcık anlat bakalım. Pozitif negatif var mı bir şey? Negatif yönü var. Buraya geldiğinizde yani biraz da yaşayacağınız sıkıntılar ya da artı yönler sizle ilgili oluyor. Ben mesela geldiğimden beri Türk arkadaşlarımla burada tanıştığım arkadaşlarımla çok fazla görüşüyorum.
çalışıyorum. Bu kendime yaptığım bir kötülük. Bu onlar için de bu böyle. Çünkü hani birbirimizin dili öğrenme şeyini zorlaştırıyoruz. Sürekli Türkçe konuşuyoruz. Ya 7/24 beraber olmak kötü bir şey. Özellikle de kendi vatandaşlarınızla, kendi insanlarınızla beraber biraz yalnız kalmaya çalışın. Tek takılmak biraz daha. Tek takılmak. Aynen. Bulabilirsiniz. Olursa eğer Ruslarla takılabilirsiniz. Bunu kesinlikle yapın. Yoksa da çıkın tek başınıza gezin ve isyan etmeyin. Dili öğrenemiyorsanız bu büyük ihtimal sizden kaynaklı bir şey. Negatif yönü bu yani. Aynen. Türkler olduğu için biraz zorlanıyorsun. Türkler olduğu için. Peki yurdun kendi hani mesela odası kötü. Şuyu kötü, bu kötü. Yok, yurtta kötü hiçbir şey görmedim ben yani şu ana kadar. Evimde nasılsam burada da o öyle. Belki biraz yatak rahat gelmeyebilir size. Doğru, evde alıştım. Aynen. O rahat yatağınızdan sonra biraz. Evet. Peki aylık ne kadar harcıyorsun? Ben geldiğimden beri biraz fazla masrafım oldu. Ama bu benden kaynaklı bir şey. Çok fazla takımla gezmeyi seven bir insan olduğum için biraz masrafım da o yönde oldu. Yani eğer genelde kendisi, bir öğrenci ne kadar harcıyor? Ya gelen bir öğrenci bence 6-8 TL olarak. 6-8 bin lira. Aynen. Onu da yazalım buraya. 6-8 bin lirayla idare eder diyorsun. Eder. Böyle işte biraz takılan da böyle ortalama 10 bin lira falan. 10-12 arası diyeyim onu da. Bunun arası açık bunun. Kendi takılmayı sevdiği için. Ya benim biraz hesap kitabım yok çok şükür. Rusçayı söyleyelim sana soralım. Okulu soralım. Okul başladı. Dersler nasıl? Öğretmen nasıl? Öğrenciler nasıl? Nasıl ilerliyor dersler? Genel bir izlenimin var mı? Ders ortamını şu an henüz bilmiyorum. Çünkü derslerimiz yeni başladı. Ama ilk izlenime göre iyi. Kötü değil. Sadece çok fazla dilde olduğunuz için yabancı öğrenciler var. Araplar çok var. Arap çok fazla var. Yani var. Dünyanın her yerinde var. Yapacak bir şey yok. Türkiye'de de yani her yerde. Alıştık artık. Hoca nasıl? Hoca iyi, tatlı, minnoş bir hoca. Ağzında maskeyle konuşmasa arada sırada daha iyi olabilir ama hasta. Bizi düşündüğü için öyle yapıyor. Birkaç haftaya da onun geçeceğini düşünüyorum. İyileşince her şey daha iyi olacak. Bizimle geldin buraya. Kerem'le geldin, Salih'le geldin, Sigma'yla geldin. Sigma'nın adı altında. Peki bizim hizmetten kesinlikle samimi ol. Yanlış bir şey varsa onu da söyle. Sevdi'yle de konuşmuştuk. Ona da sordum. Sana da soruyorum. Negatif bir yön var mı ya da pozitif yön var mı? Bizim artılarımızı, eksilerimizi, biz nasıl hizmet sağladık sana? Onlardan da biraz bahsedersen. Evet. Bizim de hoşumuza gider. Benim yaşadığım bir mağduriyet yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama buraya geldiğim diğer öğrencilerin yaşadıklarını sandıkları mağduriyetlerden bahsetmek istiyorum. Mesela hani bir şeyin geç olması ya da gecikmesi kendilerinden kaynaklıyken bunu danışmanlara ya da şirkete bağlamaları çok garip bir durum. Yani bunu düşünen bir insan başka bir insandan kaynaklı olmayacağını bilir. Sonuçta sizi her konuda bilgilendiriyorlar. Günü gününe her şeyi söylüyorlar. Bunun dışına çıkarsanız, bu zamanları esnetirseniz bunun mağduriyetini de yine siz yaşarsınız. Öyle yani. Konu şöyle. Biz öğrencilere bir şey olmadığında, geciktiğinde bu tamamen belge işi. Yani ülkenin belge işleriyle alakalı. Biz zaten biz istemez miyiz ya da herhangi bir danışma ya da herhangi bir öğrenci istemez mi hemen bitsin, aradan çıksın diye. Herkes ister. Ama belge işleri uzun sürüyor Rusya'da. Rusya'nın negatif yönü bu. Bunu bu yüzden sürekli söylüyoruz. Danış da bundan bahsetti. Peki pozitif yönleri var mı bizle alakalı? Şöyle, Kerem'le Salih'i daha önceden de tanıyordum. Bunun sebebi de zaten hani bir güven oluşması için tanıştım bir nevi. Buraya gelmeyi dediğim gibi 3 yıl önceden de düşündüğüm için nasıl gelebileceğimi yollarını araştırdım. Salih'le tanıştım. Salih vesilesiyle Kerem'le tanıştım. Firmalarıyla tanıştım. Önce gelip bir danışman olarak görmektense bir arkadaş olarak görmek istedim. Nasıl olduklarını, nasıl bir insan olduklarını, güvenebilir miyim, güvenemez miyim onu bir tartmak istedim. Burada da yüzü buradayken söyleyeyim yani. Eyvallah. Bunun böyle olduğunu görünce de direkt hiç düşünmeden geldim buraya. Zaten güvenim sonsuz onlara. Teşekkür ederim. Hiç bu konuda bir tereddüt yaşamadım. Siz de yaşamazsınız yani, emin olun. Buraya geldiğinizde göreceğiniz yüzler biziz ilk zamanlar. Benim, Kerem, Salim. Öğrenciler olarak biziz, danışman olarak onlar. Her şekilde işiniz çözülecek. Burada birbirine yardım etmeyi seven insanlar var. Bunu gördüm. Ben de öyleyim. Ya bizim çevremiz öyle. Evet, öyle bizim çevremiz öyle. Yani tüm Rusya'ya sakın hani o konuda şey yapmayın. Gelene bakmayın mı diyorsun? Aynen. Tamam, teşekkür ederim. Buraya gelmek isteyen öğrencilere ne söylemek istersin içten? Bu da doğal olabilirsin. Tabii. Buraya öğrenci kesinlikle gelecek, ne istiyor? Ne yaparsanız yapın ama yanınızda buraya gelirken biraz para biriktirin. Çünkü nasıl bir insan olduğunuzu ben buradan kestiremem. Hani ya da başkası bunun adını koyamaz. Ama siz kendinizi biliyor olursunuz büyük ihtimal. Kendinize göre, yaşayacağınız muhtemel sorunlara göre bir para birikiminiz olsun. İlk zamanlar için konuşuyorum. Çünkü sonrasında zaten düzeninizi kurmuş olacaksınız büyük ihtimal. Bir sorun yaşamazsınız. O yani bu var. Kalın giyinin, sıkı giysiler alın. Sıkı giysiler alın. Ve kararlı olun. Hani isteyen gelsin değil mi? Aynen, kararlı olun. Yani buraya laylaylom yapmaya gelmeyin. Ailenize de yük olmayın. Kendinize de yük olmayın. Çünkü öyle gelirlerse zaten dönerler. Verdikleri evet. Para da boşa gider. Boşa zamanınız gitmesin. Kesinlikle. Yazık yani. Yazık ya. Arkadaşlar, danışın görüşleri bu şekilde. Burada Rusya'da okuyan öğrencinin görüşlerini gördünüz. Evet. Umarım size de bilgilendirici olmuştur. Sorularınız varsa aşağıya yazabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın kesinlikle arkadaşlar.
Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.